Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osman abinin liderliğinde ne yapıyoruz? Aşı. Erik aşısı. Erik aşısı yapacağız arkadaşlar. Şimdi elimizdeki tanıtalım. Bu nedir Osman abim? Bu dal kesme testeresi. Dal kesme testeresi. Evet. Bunlar. Neresinden kesiyoruz Osman abim? Bunları dalların en iyi aşı olacak yerleri, düzgün olan yerlerinden, budağı olmayıp budağı olmayan en düzgün yerlerinden ve dibinde mi kesiyoruz bu şekilde? Yok, şöyle bir bu şimdi atacağımız dal. Bu atacağımız, budayacağımız dal değil mi? Evet. Evet, bunu atalım şimdilik. Güzelce burayı ne yaptık? Kestik. Bu önceden aşı mı olmuştu attığımız? Önceden aşı denemesi yapmıştık. Evet. Aşı tutmamış. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Tekrar deniyoruz. Evet Osman abi. Evet. Şimdi bu yaptığınız nedir Osman abi? Şu anı kesiyorsun ama bunu çentik mi açıyorsun? Yok. Bu dalı atacağız. Bunu atacağız. Aşı yapacağız. Evet. Yarma aşımızı yapacağız. Bu ağacı buradan kesiyoruz arkadaşlar. Buraya yarma aşı yapıyoruz. Evet. Yani bu şimdi şey oldu. Sop oldu otomatik. Aynen. Hemen çıkaralım. Dur. Diğer dalları incitmeden. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Güzelce aşı yapacağımız ağacı temizledik. Buradan kestik. Buradan gerekli kökü temizledik arkadaşlar. Şimdi buraya yarma aşı yapacağız. Şimdi evet, oraya yapalım. Önce bir aşımızı yapalım. Evet. İkinci bir aşıyı da buraya yapacağız. Evet. O diğerinde diğer dala yapıyoruz. Evet Osman abim. Evet, yaparken nasıl bir adım uyguluyoruz? Şimdi keseceğimiz dalı belirledikten sonra ona uygun kalem hazırlayacağız. Evet, ağacımızı kestikten sonra ona uygun bir kalem, yani aşı kalemi ayarlıyoruz. Osman abi zaten önceden almıştı. Evet, önceden hazırlamıştı, getirmişti. Biz de ne yapıyoruz? Ekstra olarak buraya nasıl monte edildiğini, nasıl aşı yapıldığını göstereceğiz arkadaşlar. Erik aşısı. Erik aşısı. Burada şimdi farklı bir erik mi çıkacak diğer daldan? Tabii. Evet arkadaşlar, bu daldan farklı bir erik çıkarken bu daldan başka bir erik çıkacak. Şimdi zaten bu yabani bir ağaçtı. Bunlar aşı kalemleri. Bunlar aşı kalemleri. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Bunları uçlarını güzelce yeniliyoruz. Evet. Hemen şunu gösterelim. Uçlarını bu şekilde yeniledik arkadaşlar. Bakın. Bunlar yaş. Bunlar odun değil arkadaşlar. Yaş ağaçlar. Yani odun olmuş ağaçtan aşı olmaz. Bunlar yaş olduğu için yani bu şekilde monte edildikten sonra yeşerecekler. Evet Osman abi. Şimdi gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz yatay şekilde kalem yapıyoruz. Kalemleri, yarma kalemleri. Yarma aşının kalemlerini hazırlıyoruz. Evet, yarma aşının kalemlerini hazırlıyoruz şu anda. Ben şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Her iki yönden. Normal bu şekildeydi. Bu şekilde olan yarma kalemi her iki yönden eşit olarak. Evet. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar her yönünü değil, İki karşılıklı yönünü yapıyoruz. Yontar gibi yapıyoruz. Yani bir çivi gibi düşünün. Yerine tam oturması lazım. Evet. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yanları kesilmemek kaydıyla sadece şu kısımları ne oluyor? Kalem oluyor. Konik bir şekilde. Evet, konik bir şekilde oluyor. Evet. Bu kalemin de dışa gelecek kısmı biraz kalın. İçte kalacak kısmı biraz ince. Evet. Kalemin dışta kalacak kısım kalın olacak. İçeri gelecek kısmı şu yontulmayan tarafı ince olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde şuraya hazırladık. Koyduk. Kameraya kadar gösterecek olursak arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş döndürüyorum. İçte kalacak yontulmamış taraf ince, dışta kalacak kalan yontulmamış taraf kalın olacak biraz daha. Bakın. Buralar gene dediğim gibi çift taraflı konik şekilde kesilecek ve yan tarafları da kesilmeden bırakılacak arkadaşlar. Evet. Bu elimizdeki aletin adı nedir Osman abi? Aşı baltası. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz aşı baltasıdır. Yani burası keskindir arkadaşlar. Burası da sivri. Aşı baltası. Aşı baltası olmayanlara ne önerirsin Osman abim? En kısa zamanda edinmeleri öneririm. Çünkü kalın ağaçlar aşı baltasız yaramaz. Evet. Yani kalın ağaçlar aşı baltasız pek tutmayabilir. Yok, yarılmaz, yarılmayacağı için evet. Aşıyı yapmakta zorluk çekiyor. Yani bu yarmak için ve aşıya uygun hale getirmek için. Evet. Yaklaşık 2 santim Osman abi. Evet. 2 santim bundan şekilde yapıyoruz. Uç kısmından da evet. Aşıyı açtırıyoruz. Ondan sonra kalemleri yerleştiriyoruz. Kalemleri yerleştiriyoruz. Yani ince kısmı içeride, kalın evet. Kısmı dışarıda olmak kaydıyla ittiriyoruz sonra değil mi? Evet. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil mi? Yapamadık. Evet. Hemen çekicini alalım. İyi bir şey almak. Bir dakika. Dalı göstereyim. Bunu keselim. Şu makası var. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Böyle yardığımız ağacı yerine kabuk kabağa gelecek şekilde burayı aşılar. Yani tamamlayacak şekilde tabii, koyuyoruz. Kabuklar dışarıdan düz olacak. Hatta ağacın kabuğu kalınsa, yani kalın ağaçsa az içeri olmak kaydıyla kalemler yerleştirilecek. Evet. Yukarını şöyle gösterelim. Evet. Evet, şu horozlarımız, tavuklarımız, kazlarımız. Bakın burada dinleniyorlar. Araya kısa bir mola koyalım hemen. Devam edelim. İkinci kalemimizi de buradan yerleştiriyoruz. Biraz daha yontacağız. Şu kalem bir kere de oturmayabilir. En iyi şekilde oturacak gibi kalemi düzelteceğiz, hazırlayacağız. Yani aşı baltasıyla ekstra olarak değil mi? Arayı aralamak için de kullanıyoruz. Tabii. Aşı baltasının ortası yarmak için, uç kısmı da aralayıp kalemleri yerleştirmek için kullanılıyor. Bu nedir Osman abi içindeki aşama? Bu aşı bantı. Aşı bantı. Evet. Bantla. Farklı bir bantla olması olabiliyor mu? Yani streç da, vesaire. Koli bantına da olabilir ama bu en güzeli budur. Yani işi racona göre yapalım diyorsun. Yani tabii. Evet arkadaşlar. Aşı bantıyla şimdi bantlayacağız. Bu neden gerekli Osman abi? Kalemler yani aşı yardığımız aşı ileride gevşeme yapmasın diye sarılacak ve aynı zamanda hava almasını önlemek için. Evet. Yani vücudun bunu evet. Kabullenmesi gerekli olduğu için. Evet. Şimdi aşı alırsa kabul etmez. Hava alırsak aşı kabul etmez diyorsun. Kabul etmez. Yani hava almamasını engellemek için ekstra olarak yapıyoruz. Hava almaması için bu böyle bir bantla sarılır. O zaman inşallah tutar. Aşının hiçbir zaman %100 garantisi yoktur ama en iyi şekilde, yöntemler doğru olursa en iyi şekilde hazırlayıp riski azaltırız. Yani bu otomatik organ nakli gibi bir şey. Aynen öyle. Yani organı koyduktan sonra ne yapıyorsun? Yarayı kapatıyorsun, dikiyorsun. Bunu bekliyoruz en son. Evet. Bu da aynen. Tamamen organ. Alt kısımlar mesela açık kaldı Osman abi. Kapatacağız. Evet. Bakın arkadaşlar, demek istediğim kısım şu. Evet. Şu anda aşı işlemi tamam mıdır Osman abi? Aslında daha tamam değil ama. Daha tamam değil. Artık bir saniye, bu yaptığımız kısım nedir Osman abi? Kısaltacağız. Göz sayısını azaltmış olacağız. Evet. Çok fazla göz bırakmaya gerek yok. Göz dediklerimiz şu. Budaklar. Evet, budaklar. Bunlar da en fazla 3 tane bıraktığı zaman yeter. Burada 1, 2, 3. Şurada da 3 tane var. 3 adet bıraksak yeterli şimdi. Yeterli. 2 ile 3'tür. Yani bu gücünü aşağıya vermesi için mi acaba? Gücünü aşağıya vermesi değil. En fazla 3 gözü kaldırır. Evet. En fazla 3 gözü kaldırır. Onun için daha fazlası. Bu nedir Osman abim? Bu da yine av almaması için sürülen su tut. He, su tut. Yani boyacılarda satılan bir malzemedir. Bu da ava, ağacın yaralı kısımlarının ava almaması için. Yani tendür diyot gibi bir şey galiba. Mandani o düşünürsek. Onun yerinde tutar ama evet. Ondan biraz daha farklı. Çünkü hava ile temasını keser. Hava ile teması kesildiği zaman tutma başarısı daha yüksek olur. Evet. Aşılarda. Hem yandan hem üstten ne yapıyoruz? Güzelce ne? Kalemlerin uçlarını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da. Yani dış etkenlerden korumak için. Tabii. Buradan hava alıp kurumasın. Kalemlerin kurumaması içindir. Kuruyan kalem tutmaz. Yani bu boyacılarda kullanılan su tut adlı bir su tut. Evet. Şimdi. Sen durdur istersen. Arkadaşlar burayı biraz kazdık. Kazdıktan sonra çıkardığımız yaş toprağı. Evet. Aldık. Burayı yapıştırıyoruz. Evet. Yani su tutun üzerine ne yapıyoruz? Bunu yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Güzelce ne? Aşımız tutması için. Aşımızı tutması için. Tutması için tabii ki yani fazla güneşe maruz kalıp kurumaması için aşı kalemlerini böyle bir uygulama yapıyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar, evet. Şu şekilde. Fazla güneşe veya farklı şeylere maruz kalmaması için bu şekilde dört bir tarafını toprakla kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında üzerine bir tane naylon geçirerek bağlıyoruz güzelce. Bağlıyoruz. Bu aşı ortalama ne zaman tutar? Yani bunun tuttuğunu anlaşılması için yaklaşık 1 aylık bir süre gerekiyor. Evet. Daha sonrasında toprağı çıkarıyor muyuz Osman abi? Tabii. Aşılar tuttuğu zaman işte yazın ortalarında toprak çıkarılabilir. Yani şu anda 3. ayın 20'si itibariyle, evet. Daha doğrusu 3. ayın 25'i gibi arkadaşlar. Evet. Yani 2 ay sonra bunları kaldırabiliriz. Aynen. Kaldırabiliriz. Aşımız tutmuşsa o zaman belli olur. Tutmamışsa o zaman seneye bir daha şansımız deneriz. Evet, ama şu anda yeni sürgünlerden riskimiz çok azaldı. Tabii ki. Tabii. Yani %90 civarı tutar. İnşallah. Böyle aşımız bu şekil gitmiştir. Evet. Yani hem bakalım şöyle. Güzel. Yani sağlam oldu. Hem de gördüğümüz üzere bakın uçlarında gerekli işlemleri yaparak diğer ağaca da gene farklı bir cins erik yapacağız. Zaten bu ağaçta şu anda var olan 2 tane erik var değil mi? Biri şuradaki erik, biri şuradaki erik. Bunlar biri orijinal, biri farklı. Yani bu daha sonradan yaptığımız aşının, yani seneler önce yaptığımız aşının şeyi, eriği. Ve erikler birbirinden farklı. Şimdi bunlar da yani bir ağaçta 3-4 çeşit farklı erik olacak. Bu da hem ağacı değerlendirmek adına hem de verimi arttırmak adına çok güzel bir işlemler bütünü. Şimdi şöyle bir şey. O çekirdekten çıkma bir ağaç. Onlar çekirdekten çıktığı zaman yabani oluyor. Yabani olduğu için aşılama gerekiyor. Yani yabaninin lezzeti sadece komposta yapabilirsin. Başka sofralık yenmez. Evet. Ama biz geçen sene yediğimiz gibi değil mi? Diğer ağaçtan yediğimiz gibi büyük erikler, tatlı erikler tabii, yiyeceğiz. Tabii, aynen. Ama ne olacak? Bu aşıladıklarımız ortalama 2-3 sene içinde olacak şeyler arkadaşlar. Ama zaten bizim ağacımızda 2 farklı şu anda şeyimiz var. Eriğimiz var. Evet. 2 tane daha olacak. 4 tane. Evet. Yani biri normal, biri de büyük siyah olan, yani yaklaşık 7-8 santimlik erikler arkadaşlar. Yumurta büyüklüğünde. Yumurta büyüklüğünde yani. Sonradan aşıladığımız, bu tarafta gördüğünüz yumurta büyüklüğünde arkadaşlar. Yani geçen sene doyana kadar yedik maşallah. Yani bunları da verimi arttırmak ve farklı çeşitler yapmak adına yani önümüzdeki 2 sene sonra nasipse yiyeceğiz arkadaşlar. Ne olacak? Ağacımızda 2-3 çeşit farklı erik olacak. Yani bu hem erik kalitesini arttırmak hem de bahçede farklı erikler dikmektense tek ağaçtan, zaten dikilmiş ve güçlenmiş bir ağaçtan farklı erikler sunuyor. Bu da Osman abimiz hem kendi deneyimleri hem de bilgileri ışığında bizim bahçemize farklı seçenekler yapıyor arkadaşlar. Şimdi diğer dalı da yapacağız. Yine aynı işlemleri onun için de yapacak arkadaşlar. Önce kalemlerimizi sivri rengini açıyoruz. Hazırladıktan sonra yine aynı işlemleri buna da uygulayacağız. Evet. Çok şey yaptı. Dur be ya. Kalemi zorladığı zaman kabuklar açılır. Bak kabuk oynadığı zaman yerinden film kopar. Bir dahaki sene sen yapacaksın açlarına göre. İzler yaparım Osman abi. Yani öyle ne kadar ben burada aşı yapamam. Belki yarın bakmışsın Osman Hakan yok. Gitmiş nenesinin dedesinin yanına. Arkadaşlar bugün sizlere Osman abiyle beraber ağacımızın iki tarafına aşı yaptık ve ağacımızın hastalıklı kısımlarını güzelce temizleyip onardık. Bu seneki işimiz bitmiştir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açalım arkadaşlar. Osman abiyi de emekleri için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar eline koluna sağlık. İnşallah bu meyvelerin yedikçe sevabı senin. Hepimize. Hepimize. Tamam.